Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Allah hayırlı teşebbüslerinizde muvaffak etsin. Hepimizi ve sizleri de. Malum bizler mesnevi okumaya, mesnevi okumalarına, mesnevi hanların gelenek olarak o beyt okuyarak başladıkları, mesnevinin birinci dilinde bulunan 231. beyitle başlıyorlardı. Biz de bu geleneğe uyarak, o beyti okuyarak başlıyoruz. Tomegu mara bedan şehbar nist. Ba keriman karha doşvar nist. Sen bize o padişahın huzuruna varmaya, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmaya izin yoktur deme. Cenab-ı Hak kerimdir ve kerem sahipleriyle üç tutmak zor değildir. Bugün sizlerle paylaşacağımız, birlikte okuyacağımız Mesnevi'nin bölümü 3. ciltte Hazreti Musa ve Firavun kıssası. Önce bu kıssayla ilgili muhtasar, eskilerin tabiriyle muhtasar, müfit, kısa ve özlü bir bilgi arz ettikten sonra inşallah okumaya, metni okumaya ve elimizden geldiğince şerh etmeye, anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Şimdi bu kıssa Kur'an'daki diğer peygamberlerin kıssalarına nispetle daha çok anılan, daha çok zikredilen bir kıssa. Biliyorsunuz Kısas-ı Enbiya dediğimiz bir peygamberler tarihi var. Hazreti Yusuf'un müstakil suresi var. Efendim Hazreti Zekeriya'nın efendimden bahsediliyor, kıssası var. Hazreti Lut'tan bahsediliyor. Hazreti Eyüp'ten bahsediliyor. Değil mi? Birçok peygamberin hayatından bahsediliyor. Ama hepsinin fevkinde, hepsinden daha ziyade Hazreti Musa ve Firavun kıssasından bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de tam müstakil 24 surede çeşitli vesilelerle ve farklı boyutlarda bu kıssadan bahsediliyor. Tam 24 surede. Kur'an-ı Kerim 114 suredir. Tamamı mecmu'u. Bunun 24 tanesinde bu kıssadan bahsediliyor. Bazılarında uzun, bazılarında. En uzun bahsedildiği 5 ayet tespit ettim. Sevgili dostlar. Nedir o da? Bir Bakara suresi. Ki Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresidir. Değil mi? 2 Araf suresi. Kur'an-ı Kerim'in 7. suresidir. 3 Taha suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir. 4 Kasas suresi, Kur'an-ı Kerim'in 28. suresidir. 5 Naziat suresi, o da Kur'an'da 79. sıradaki suredir. Bu 5 surede sırasıyla diğer surelere nispetle daha fazla ne derler, boyutta daha fazla miktarda daha çok bu kıssadan bahsedilmekte. Gelelim Mesnevi'ye. Peki Mesnevi'de bu kıssa nasıl bir şey kazanmış? Mesnevi'de de tabii Hazreti Mevlana hikayelerini malum daha ziyade peygamberler tarihiyle olan hikayelerini Kur'an'dan aldığı için, Kur'an ona çok geniş yer verdiği için Mevlana da elbette yoğun bir surette yer vermiştir. Mesnevi bu kıssaya şöyle diyor. Daha önceki, bundan önceki şeyi hatırlarsanız derste, çakalın boya küpüne düşmesi vardı ve kendini tavus zannetmesi ve tavusluk iddiasında bulunması. Hazreti Mevlana diyor ki bir başlığında, dikkat ettiyseniz, çakalın tavusluk iddiasında bulunmasıyla Firavun'un ene rabbikumul ala, ben sizin Rabbiniz değil miyim iddiası arasında benzerlik var diyor. İkisi birbirine benziyor. Firavun ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. O da boya küpüne girip çıkınca ne diyor? Ben tavus oldum diyor. Bundan bahsediyor ve bu hikayeden sonra Hazreti Musa ve Firavun kıssasına geçiyor. Naçizane benim tespit edebildiğim ana tema şöyle, notlar aldım. Bakın, Hazreti Musa ve Firavun Mesnevi'de
kendi hakiki varlıklarının ötesinde, kendi hakiki varlıklarının, şahsiyetlerinin fevkinde bir temsil kabiliyetine sahiptir. Başka bir ifadeyle, Musa ve Firavun tarihin bir döneminde yaşamış iki özel şahsiyetle sınırlı değildir. Bundan şunu demek istiyoruz. Belki tarih boyunca, tulü tarihte, tarih müddetince o iki şahsiyetten her birinin mümeyyiz vasıfları, belirgin özellikleri, birbirinden farklı özellikleri yaşayan insanların her birinde ayrı ayrı tecelli etmiştir. Kötü niyetli insanlara ne diyoruz? Firavun gibi diyoruz mesela. Değil mi? Yani küfrü sabit olan gaddar, zalim insanlara Nemrut gibi derler, Firavun gibi derler. Değil mi? Dolayısıyla ne oluyor? Adeta o özellik, Firavun'daki o özellik günümüze kadar çeşitli insanlarda temsil ederek geliyor. Bu durumda Musa aleyhisselam imani ruh ve aklı meadın, yani külli akıl dediğimiz aklın, Firavun ise nefse emmarenin esiri olup isyan etmiş aklı maaş dediğimiz veya aklı cüz'i dediğimiz sahibi insanların mazharı olmuştur. Binaenaleyh Musa ve Firavun kendilerinden sonra gelen insanlarda kendi özellikleriyle adeta yeniden hayat bulmuşlardır. Musa aleyhisselam masumiyetin, dürüstlüğün, imanın, inanmışlığın ve teslimiyetin sembolü. Firavun ise asilik, günahkarlık ve küfrün sembolü, Tanrı tanımazlığın sembolü ola gelmişlerdir. Bu hususlar Mevlana yine o her zamanki usulü gibi elbette başlıyor, bir yere kadar getiriyor, oradan bir başka hikayeye geçiyor, tekrar dönüyor vesaire. Bu şekilde devam ediyor. Ayrıca ben bugün okuyacağımız kısımları da özetleyen bir tarzım oldu. Şöyle ki, Hazreti Musa ile Firavun hikayenin adı, kıssayı Musa ve Firavun. Firavun'a rüyasında Hazreti Musa'nın doğacağı ve onun saltanatını harap edeceği, perişan edeceği gösterilince telaşa kapıldı. Ne yaptı? Emrindeki yüzlerce rüya tabircisi, büyücü, sihirbaz, müneccimleri toplayarak buna bir çare bulmalarını istedi. Bu hadiseye bir çare bulmalarını istedi. Büyücüler tedbir olarak dediler ki, Hazreti Musa'nın ana rahmine düşeceği geceyi hesaplayarak bunu önlemenin en güzel tedbir olacağını söylediler. O gün Beni İsrail'in erkekleri Firavun'un huzuruna çağrılacak, bir meydanda toplanacak ve eşlerinin yanlarına gitmemeleri temin edilecek. O gün doğacağını tespit ediyorlar ya. Dolayısıyla o vakit gelince tellallar dolaşmaya başlıyor ve şöyle diyorlar münadiler, tellallar: ey İsrailoğulları, Firavun meydana gelmiş, meydanda sizi beklemektedir. Orada yüzünü örtüsüz, perdesiz olarak size gösterecektir. Ve herkese de bol bol ihsanlarda bulunacaktır diye münadiler, tellallar davette bulunuyorlar. O zamana kadar İsrailoğulları hiçbir şekilde Firavun'a bakamıyorlar. Firavun'un yüzüne bakma ihtiyaçları, Firavun'un yüzünü onlara göstermiyor. Hatta o yoldan geçeceği zaman Beni İsrail
onun geleceğini haber aldıklarında ki önünde gelen çavuşlar haber veriyorlar Firavun'un geldiğini, yüzüstü kapanıp yola yatıyorlar Firavun'u görmemek için. Veyahut da en kötü ihtimalle yüzlerini duvara doğru dönüyorlar ve Firavun'u görmüyorlar. Firavun'u görmenin cezası çok ağır çünkü. Yasak. Yasa gereği yasak. Tabii Firavun sizi meydana çağırıyor ve yüzünü gösterecek deyince insanlarda bir ilgi, alaka uyanıyor. Ve insanlar da ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Firavun'un yüzüne bakmak en büyük günahlardan. Günah-ı kebairden. Bu yüzden bütün İsrailoğulları Firavun'un yüzünü görmeyi çok arzu ediyorlar, çok istiyorlar. Malum insan yasaklandığı şeye karşı insanın alakası, hırsı, dikkati daha çok artar. Beni İsrail'de, İsrailoğulları da Firavun'u görmeyi çok arzu ediyorlar, istiyorlar. Bu sebeple bu haber İsrailoğullarını çok sevindiriyor, çok memnun ediyor. Yani nihayet yüzünü göreceğiz diye. Süslenerek böyle güzel kıyafetlerle o gün meydanda toplanıyorlar. Hakikaten vaat ettiği gibi Firavun onlara yüzlerini gösteriyor. Bahşişlerde, ihsanlarda bulunuyor ve vaatlerde bulunuyor. Çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar ve sonunda Firavun onların bu memnuniyetinden de istifadeyle diyor ki benim sizden bir isteğim var. Bu gece hiçbiriniz evinize gitmeyin ve burada sabahlayın. Bu geceyi burada geçirin. Diyor. Onlar da canımıza minnet. Siz emrettikten sonra hatta siz isterseniz sadece bir gece değil bir ay sabaha kadar burada kalabiliriz diyorlar. O kadar hani yüzünü görmekten ötürü memnun oluyorlar ve bu teklifi kabul ediyorlar. Eve gitmiyorlar. Firavun çok mutlu bir halde meydandan şehre dönüyor. Yanında da İmran var. İmran kim? İmran Hazreti Musa'nın babası. İmran yanında olduğu halde onunla sohbet ederek dönüyor. Döndükten sonra diyor ki İmran'a da İmran sen de bu gece eve gitme. Burada yat. Karınla birlikte olma diyor. Yani karınla birlikte olma derken sohbet etme, beraber olma anlamında. Ama tabii o gece Hazreti Musa'nın ana rahmine düşeceğini biliyorlar. İmran da bunu memnuniyetle kabul ediyor. İsrailoğullarından olmasına rağmen İmran Firavun'un haznedarı, yani bugünkü tabirle söylersek maliye nazırı, maliye bakanı değil mi? Hazine bakanı. İsrailoğullarından olmasına rağmen ona çok güveniyor ve kendisine ondan hiçbir zarar gelmeyeceğine kani. O kadar emin. Firavun gittikten sonra İmran yatıp uyuyor. Fakat gece yarısı karısı onu görmeye geliyor. Yanına geliyor. Kocasının üzerine, yani burada anlatıldığı gibi artık anlatacağım affınıza sığınarak, kocasının üstüne kapaklanıyor, yatıyor ve onu uyandırıyor. Uyanan İmran'ın karısı gözüne güzel görünüyor. Aynen Mesnevi'nin tabirleriyle anlatıyorum. Efendim İmran sabaha kadar eşiyle birlikte oluyor, karısıyla birleşiyor ve emaneti ona teslim ediyor. Yani Musa'nın annesi Musa'ya gebe kalıyor. Hamile oluyor. Kadının adı da ben çok merak ettim sevgili dostlar. Hiçbir yerde geçmiyor. Babasının adı geçiyor İmran ama annesinin adı geçmiyor. Fakültedeki arkadaşları falan arayarak sordum. Kesin olmamakla beraber Yokobet veya Yohobet adında bir hanım. Yokobet, bazı yerlerde Yokobet diye geçiyor efendim. Bazı yerlerde de Yohobet diye geçiyor bir isim. İmran eşini erkenden gönderiyor o geceden sonra. Sakın diyor benim yanıma geldiğini kimseye söyleme. Yoksa Firavun ikimizi de cezalandırır diye sıkı sıkıya da tembihte bulunuyor.
Hazreti Musa'nın ana rahmine düştüğü an yıldızı gökyüzünde belirmeye başlıyor. Peygamberler dünyaya geldiklerinde gökyüzünde onların yıldızları beliriyor. Bunu gören büyücüler de ağlayıp sızlamaya, bağırıp çağırmaya başladılar. Bu gürültülerden Firavun uyandı ve İmran'a dedi ki git bak bakalım bu gürültüler neyin nesi? Bu Selasu'da bu kalabalık nedir kavga? İmran meydana gelince büyücüler diyorlar ki biz her türlü tedbiri aldık, her türlü çareye başvurduk ama maalesef Musa'nın ana rahmine düşmesine engel olamadık. Çünkü onun yıldızı semada parladı diyorlar. Ve bunun için ağlayıp sızıyoruz diyorlar. İşte İmran üstlerine yürüyor, onlara hakaretlerde bulunuyor filan. Durumdan Firavun haberdar olunca Firavun daha çok rahatsız oluyor. O artık akla gelmeyen tehditlerde bulunuyor. Sizi paramparça ettireceğim, ateşlere atacağım, yediklerinizi, içtiklerinizi burnunuzdan fitil fitil getireceğim vesaire gibi tehditlerde bulunuyor. Onlar da hemen Firavun'un önünde secdeye kapanıyorlar. Ve diyorlar ki, evet biz bu şeyde kaybettik, başaramadık ama bizim çarelerimiz, tedbirlerimiz bitmedi diyorlar. Nedir o tedbirleriniz deyince, Firavun da biraz yumuşuyor. Diyorlar ki, biz doğum tarihini hesap edeceğiz. Musa'nın dünyaya geleceği, affedersiniz, tarihi hesap edeceğiz. Ve o gün doğan bütün bebekleri ortadan kaldıracağız. Ve dolayısıyla bu gaileden sizi kurtaracağız diyorlar Firavun'a. Firavun da ikna oluyor. Tabi hikaye uzun, daha devam ediyor. Onun işte o gün arama yaptırıyor Firavun. Annesi tandırın altına atıyor. Ateş Musa'yı yakmıyor. Aynı Hazreti İbrahim vakasında olduğu gibi filan. Hikaye uzun ama bugün okuyacağımız kısım şu anlattıklarım. Bunların şiirle anlatımı, izahı efendim. Şimdi birlikte inşallah bakalım ve üzerinde konuşulması gereken yerlerle ilgili de yine beraber müzakere edelim. Şöyle başlıyor, Farsçasını okuyarak başlayayım efendim. Kıssayı Habdiden-i Firavun Ahmeden-i Musa ra aleyhisselam tedaruk endişiden. Firavun'un Musa aleyhisselamın geleceğini rüyada görmesi ve doğmaması için tedbirlere başvurması. Hikayemizin başlığı bu. Şöyle başlıyor. Birinci beytimiz şöyle. Cehdi firavni çobi tevfik bud herçi umiduht an teftik bud. Firavun'un çalışıp çabalaması ilahi ihsandan, inayetten mahrum olduğu için başarısızdı. Adeta diktiği her şey yırtılıp sökülüyordu. Diktiği her şey yırtılıp sökülüyordu diye niye diyor? Yani aldığı tedbirlerin tamamı hiçbir netice vermiyordu. Onlar gebeliğe mani olmak için tedbir aldılar ama başarılı olamadılar. Burada tabii niye geldiğini filan biraz daha detaylı anlatıyor. Ben biraz tabii bu buradan çıkarttığım özeti size naklettim. Evet. Ez muneccim bud der hukmeş hezar ve ez muebbir nizo sahir bi şomar. Emrinde binlerce müneccim, rüya tabircisi ve sayısız büyücüler vardı. Kimin emrinde? Firavun'un emrinde tabii ki. Evet. Müneccim, biliyorsunuz bugünkü tabiriyle söylersek yıldız falcısı veya astrolog. Astrolog deniliyor bugün. Necm kelimesi yıldız anlamında Arapçada sevgili dostlar. Müneccim de ilmi nücum ile yani yıldızlar ilmiyle uğraşan kimse demek. Hatta Sabit'in bir şiiri var, duymuşsunuz belki. Şebi yeldai müneccimle muvakkit ne bilir diye başlayan. Müneccim kelimesi eskiden kullanılan bir kelime ama bugün artık dilimizde, modern Türkçe'de müneccim yerine daha çok astrolog veya yıldız falcısı tabiri kullanılıyor. Demek ki emrinde binlerce müneccim, rüya tabircisi ve sayısız büyücüler vardı. Makdem-i Musa numudendeş ve khab
ki koned firavun mulkeşra harab. Firavun'a rüyasında Musa'nın doğacağını, onu ve saltanatını perişan edeceğini göstermişlerdi. Firavun'a rüyasında Musa'nın dünyaya geleceğini, onu ve saltanatını mahvedeceğini göstermişlerdi. Ba muabbir goft ba ehli nucum çon buved def-i hiyar-u khab-u şum. Firavun rüya tabircilerine, müneccimlere, büyücülere bu hayalin, bu uğursuz rüyanın, bu şom rüyanın hükmünü nasıl def etmeli diye sordu. Nasıl bu rüyada gördüklerimi ortadan kaldırabiliriz diye sordu. Ve hepsi birden cümle goftend ki tedbiri konim rah zaden ra çor rehzen mizenim. Hepsi birden dediler ki öyle bir tedbir alalım ki doğumu eşkıya gibi çocuğun dünyaya gelmesini yol kesiciler gibi önleyelim. Mani olalım, engel olalım doğmasına. Ta resid an şerki mevlid bud an re'yi indidend an firavniyan. Firavunun kulları, adamları Musa'nın ana rahmine düşeceği gece gelince şu tedbiri münasip gördüler. Neydi o tedbir? Biraz önce söylediğimiz, yani erkekleri meydanda toplayıp geceleri evlerine gidip eşleriyle birlikte olmamaları. Ki burun arend an ruz az pegah suyi meydan bezmo tahtı padişah. O gün İsrail oğullarını erkenden meydanda padişahın huzuruna götüreceklerdi. Firavun'un huzuruna götüreceklerdi. Es-salâ ey cümle İsrailiyan şah mi hanet şomara zan mekan. Şehirde tellallar, münadiler ne diyeceklerdi? Padişah adına çıkıp halka şöyle diyeceklerdi. Ey İsrailoğulları, haydin padişah sizi filan meydanda bekliyor. Ta şomara ru nimayet bi niqab ber şoma ihsan kuned behri sevab. Size perdesiz, örtüsüz yüzünü gösterecek, ihsanlarda bulunacak, sevap elde etmek için size bahşişlerde bulunacak, bağışlarda bulunacak. Kan esiran ra becoz duri nebud diden firavun desturi nebud. Size zira o esirler, yani İsrailoğulları firavuna uzaktı. Onu ona hiç yaklaşamaz ve yüzünü göremezlerdi. Yüzünü gözmelerine imkan yoktu, yasaktı. Biraz önce anlattığımız şeyler biliyorsunuz. Ger fitadendi bi reh der pişi u behri an yase ve hoftendi bi ru. Eğer yolda firavuna rastlarlarsa yüzü koyun yere kapanırlar ve zira yasa böyleydi. Kanun böyleydi. Yase in bot ki ne binet hiç esir dergehu bigeh likayı an emir. Yasa şöyleydi. Hiçbir esir vakitli vakitsiz o padişahın yüzünü göremeyecekti. O padişahın yüzünü göremezdi. Şimdi burada bu son okuduğum iki beyitte sevgili dostlar yasak kelimesi Türkçe olarak geçiyor. Yase şeklinde. Aslında Hazreti Mevlana tabii burada birkaç cümleyle bundan bahsetmek isterim. Her mahfilde şu bir
yasa kelimesi Türkçe. Şimdi Mevlana Afganistan'ın Belk şehrinde doğduğu için Afganlılar Afganlı diyorlar. Efendim Farsça söylediği için İranlılar, hatta Rumi denmesinden rahatsız oluyorlar ve diyorlar ki Mevlevi-i Farsi-Guy, Farsça söyleyen Mevlana diyorlar. Efendim Türkler de diyorlar ki ömrünün en büyük kısmını Türkiye'de, Konya'da geçirmiş, Türklerle ihmal olmuş, burada yaşamış, burada defin edilmiş. Efendim kendi soyundan gelen insanlar hala burada yaşıyorlar. Dolayısıyla bir de tabii Mevlana'nın işte Türk diyenlerin de herkese Mevlana bir şey de vermiş. Diyor ki bir rubayisinde Eslem Torkes'e gerçi Hindi guyan diyor. Her ne kadar Farsça söylüyorsam da aslım Türk'tür diyor. Türk diyenler de bu şeye istinaden Türk olduğunu iddia ediyorlar. Her halükarda şimdi bu çok önemli değil. Mevlana'nın ne söylediği önemli. Ben özetle şöyle diyorum sevgili dostlar. Mevlana İslam uygarlığının, İslam medeniyetinin müşterek bir hasılası. Müşterek bir neticesi. Onun Afganlı mı, İranlı mı, Fars mı, Türk mü olduğundan ziyade ne söyledikleri, görüşleri değil mi? Asarı önemli. Tabii Mevlana Mevlevi Mesnevi'nin tamamı 26 bin beyt ve Farsça. Sizler de malumunuz biliyorsunuz. Ama içinde mülemma dediğimiz yani Arapça Farsça karışımı beyitler de var. Ve zaman zaman müteaddit defalarda Türkçe kelime kullanıyor Mevlana. Ama bu çok az. Çok nadir. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. İşte bu yasa kelimesi de onlardan biri. Yase şeklinde iki beyitte de 850 ve 851. beyit bendeki şey Nikolson'un listesine göre. Peki bu nereden geliyor? Farsçada da Türkçeden geçmiş çok sayıda kelime var sevgili dostlar. Özellikle Moğol istilası döneminde 13. yüzyılda Moğollar vasıtasıyla İranlılar birçok Türkçe kelimeyle tanışıyorlar. Mesela bakın il, guril, kurul yani, guriltay, temga, damga, temgacı, damgacı. Biz mühürdar diyoruz, onlar damgacı diyor mesela. Gibi birçok kelime Farsçaya geçmiş. Hala bugün bile kullanılan birçok. Mesela kavurma kelimesini aynen kullanıyorlar İranlılar. Gorme diyorlar. Kavurma diyemiyorlar. Gorme sebzi diyorlar mesela. Efendim, kıyma kelimesini kullanıyorlar. Kıyma. Türkçedir. Yani Türkçe kullandıkları kelimeler var ama tabii eğer bir oranlama yaparsak onlardan bizim aldığımız onlara verdiğimizden daha fazla. O çok aşikar. Evet. Bu iki beytin özelliği o. Her ikisinde de yasa sözcüğünü Mevlana kullanmış. Bangı çavuşan derreh bişinevet ta ne bined ru be divari kuned. Efendim çavuşların yani görevlilerin sesi duyulunca onun yüzünü görmemek için yüzlerini duvara dönerlerdi diyor. Çavuş kelimesini kullanmış burada da. Çavuşu biz de kullanıyoruz ama Farsçadan bize geçme. O siyavuştan bozma. Dolayısıyla görevli, memur filan anlamında. Yolda çavuşların sesini duydular mı? Yani Firavun'un görevlilerinin sesini duydular mı? Onun yüzünü görmemek için yüzlerini duvara dönmeleri gerekirdi. Diyor. Ver bebined ruyu u mucrim bovet ançı beter berseri u anrevet. Şayet içlerinden biri yüzünü görecek olursa suçlu sayılır, günahkar addedilir, başına da en kötü şeyler gelirdi. O kadar ağır. Bu düşen hırs-ı liqayı mumteni çon herise est ademi fî mamuni. Onlar da görmeleri yasak edilen o yüzü görmeyi pek isterlerdi. Pek arzu ederlerdi. Zira insan
men edildiği şeye haristir, düşkündür. Mevlana bu beyitte de efendim bir Arapça atasözünden lafzi iktibasta bulunuyor. O Arapça atasözü şöyle efendim, orijinali: El insanu harisun ala ma muni. İnsan men edildiği şeye karşı hırslıdır. Daha fazla arzulu, daha fazla isteklidir. Atasözünü kullanıyor. Evet, Firavun tarafından kendi onun yüzüne bakması İsrailoğullarına yasaklandığı için İsrailoğulları da onu görmeyi çok arzu ediyorlar. Hatta şeyde de var, Tahirül Mevlevi'de de yazmış. 4. Murat döneminde biliyorsunuz tütün içmeyi yasaklıyorlar. Arkadaşlar duymuşsunuzdur. Ve içenleri de idam ediyorlar. Ama buna rağmen birçok insan, inanın, mezarlara gidip çubuk tüttürüyorlar. Ölümü göze alarak. Yani insanda böyle yasağa karşı bir alerji var. Bunun için yasaklamaktan çok, hani hep anlatılır, ikna ederek insanları, değil mi? Mantıklı bir izahla belki caydırmak daha doğru. Mevlana ona da işaret ediyor. Şimdi bir alt başlık daha var. Be meydan handeni beni İsrail ra berayi hileti men ey veladeti Musa aleyhisselam. O da nedir? İsrail oğullarını Musa aleyhisselamın doğumuna mani olmak üzere meydana çağırmaları. Zaten çağırdılar malum. Ey esiran suyi meydan gehrevid kez şehin şeh diden o cudest omid. Tellalar, ey beni İsrail, meydana gidin, alana doğru gidin, şahlar şahını görmek ve onun cömertliğinden istifade etmeniz ümid edilir, dediler. Veya ey beni İsrail, meydana doğru yürüyün, umulur ki şahlar şahı, sultanlar sultanı, şehinşah size yüzünü gösterecek ve ihsanlarda bulunacak, diye bağırdılar. Çon şehidend mojde İsrailiyan, teşnegan budendo bes muştagı an. Beni İsrail bu müjdeyi duyunca sevindiler. Çünkü Firavun'u görmeyi çok arzu ediyorlar, çok istiyorlardı. Adeta bu işe teşneydiler. Hilera hordend, hilera hordend o ansu tahtend, hiçten ra behri cilve sahtend. Hileye aldandılar, kandılar ve o tarafa doğru koştular ve kendilerini süsleyerek, süslü püslü olarak meydana koştular. Kendilerini göstermek için cilveli bir şekilde süslenerek o tarafa doğru koştular. Şimdi burada bu hileye aldandılar diyor ya, onu Hazreti Mevlana hikayenin içinde, kıssanın içinde bir hikaye olarak tekrar anlatıyor. Moğolların yaptıkları bir hile ile Firavun'un hilesinin aynı olduğundan bahsediyor. Moğollarda, gerçi tarih kronolojik uyuşmuyor ama bazı şerhlerde var. Çünkü Farsça şerhlerde Asya-i Sagir'de, yani Anadolu'da geçtiğini bu hadisenin söylüyorlar. Ama bazı diğer Türkçe şerhlerde de Hülagu'nun Bağdat'ı istilası sırasında bu katliamın gerçekleştiğini söylüyorlar. Hangisi doğru bilmiyorum ama şöyle oluyor. Bunlar Bağdat'ı istila ettikten sonra Mısırlılara diyorlar ki Bağdat, Mısırlılar, onlar da uyuşmuyor. Yani ama hikaye böyle yalnız.
şerhlerdekiler bence çok belki inandırıcı değil. Mısırlıları sevmiyorlar Moğollar. Ve diyorlar ki Mısırlılara, biz size bir şey yapmayacağız ama sizin aranızda aradığımız bir kişi var. Onu eğer bulursak, elde edersek, yakalarsak sizin geri kalanlarınıza hiç dokunmayacağız. Geri kalan insanlara hiç el sürmeyeceğiz diyorlar. Bir meydanda toplanın, biz onu bulalım ve ondan sonra geri kalan da rahat etsin, serbest olsun diyorlar. Bunun üzerine onlar toplanıyorlar bir yere ve her gelene bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, hepsini topluyorlar ve tamamının boyunlarını vuruyorlar, öldürüyorlar. Topladıklarının tamamını. Bir kişiyi bulacağız diye bütün şeyi topluyorlar. Topladıkları insanın tamamının da kafalarını kesiyorlar, boyunlarını vuruyorlar. Şeye, o hileye Mısırlılar nasıl aldandıysa da Beni İsrail'de kendilerini onların efendim şeye davet etmesine, meydana davet etmesi hususunda aldandılar diyor. Bunu onunla açıklıyor. Bakın, hem Çenan, şimdi Farsçalarını okuyorum. Kinca Moğol hileden goft miju yemkesi az Mısriyan. Hani şu tarihi bir misalle anlatıyor Hazreti Mevlana. Hilekar Moğolların biz burada Mısırlılardan birini arıyoruz demeleri gibi. Beytin manası Mısriyan ra cem aridin taraf ta derayet anki mi bayet be kef. Mısırlıları bir tarafa toplayın da aradığımız kişiyi bulalım derler. Mısriyan ra cem aridin taraf ta derayet anki mi bayet be kef. Her kim mi amet be gofta niist in. Hin dera hacı deran guşe neşin. Mısırlılardan kim gelirse, kim gelirse gelsin, hayır bu değil, sen geç efendi, oracıkta otur, köşede otur diyorlardı. Ta bedin şive heme cem amedend gerden işan bedin hile zedend. Bu tarzda, bu usulde hepsi bir araya geldiler, toplandılar ve bu hileyle hepsinin boyunlarını vurdular. Şumiye anki suyi bangi namaz da'iyallah ra ne burden dini yaz. Şöyle, onlar yani öldürülenler, o maktul olanlar, Mısırlılar için söylüyor, ezan sesi duyunca Allah'ın davetine icabet edip namaz kılmadıkları için onun uğursuzluğundandı bu ölüm diyorlar. Kadri diyor Mevlana. Tekrar ediyorum. Bakın önce beyti Farsçasını, Şumi anki suyi bangi namaz da'iyallah ra ne burden di niyaz. Onlar yani öldürülen Mısırlılar ezan sesini duyunca Allah'ın davetine icabet edip, çünkü ezan Allah'ın insanları namaza daveti, icabet edip namaza yönelmedikleri için onun uğursuzluğundandı bu katil, bu öldürme hadisesi. Burada da Hazreti Mevlana Fussilet suresinin 33. ayetine telmihte bulunuyor efendim. O ayette şöyle, bakın, Estaizu billah ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kale inneni minel muslimin. Ayetin manası da şu: Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve şüphesiz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Yani onlar Allah'ın davetine icabet etmediler ama Moğol'un sözüne, Moğol'un davetine icabet ettiler. Bu felaket de başlarına geldi. Bu katliama maruz kaldılar deniliyor.
Da'veti mekkarışan en derkeşid, el-hazar az mekri şeytan ey reşid. Hilekar Moğolların daveti onları ölüme sevk etti. Hilekar Moğol'un daveti onları ölüme sevk etti. Ey olgun kişi, ey reşit kişi, ey düştüğünü ispat etmiş kişi, şeytanın hilesinden sakın. Bangı dervişan o muhtacan benuş, ta ne gired bangı muhtaliyet guş. Yoksulların, muhtaçların seslerini duy da şeytan sıfatlı sahtekarın, hilekarın sesini duyma. Yoksulların, muhtaçların seslerini duy da şeytan sıfatlı hilekarın sesi kulağına gelmesin. Şeytan sesli insanların sesi senin kulağını kör etmesin diye bazı yerlerde diye de tercüme etmişler. Burada da Kur'an-ı Kerim'in iki yerde zaten telmih var. Burada da Kur'an-ı Kerim'in 114. suresinin Nas suresinin 5. ve 6. ayetine telmih var efendim. Nedir o? Namazlarda okuduğumuz اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Bu 5. ve 6. ayetidir Nas suresinin. Manası, insanın kalbine vesvese veren şeytan cinden de olur, insandan da olur. İnsanın kalbine vesvese veren şeytan cinden de olur, insandan da olur. Onun için diyor şeytan sıfatlı insanların hilesine, mekrine, alına aldanmayın diyor. Gergedayan tamı endozeşt hu der şikem haran to sahib dil becu. Yoksullar tamahkar ve kötü huylu olsalar bile sen yine ehli dil olanları onların içinde ara. Gönül sahibi olanları onların dahilinde ara, içinde ara. Zira Ehlullah fakri ihtiyar etmişlerdir. Fakirliği seçmişlerdir. Zahiren fakir gibi görünürler. Dertegi derya guher ba seng hast. Fakhrha ender miyan neng hast. Denizin dibinde İnciler taşlarla karışık olarak bulunur. Taşlarla bir arada bulunur. İftihar edilecek kimseler de ayıplı ve kusurlar arasında bulunur. Denizin dibinde inciler taşlarla karışık olarak bir arada bulunur. Yani iyilerle kötüler bir arada bulunur. Değil mi? İftihar edilecek kimseler de ayıplı ve kusurlar arasında bulunur. Şimdi Anadolu'da hepinizin malumudur sevgili dostlar, nedir? Böyle meczup kılıklı, biraz mecnun kılıklı insanlara hep ermiş gözüyle bakılır. Ve biraz da çekinilir onlardan. Değil mi? Duymuşsunuzdur hep. Muhitinizde biraz böyle mecnunvari gezen veyahut işte böyle farklı farklı konuşmalar yapan, değil mi, kişilere biraz şey olabilir, yani bu ermişlerden olabilir diye endişeyle bakılır, korkulur ve biraz daha onlara saygı gösterilir, yardım edilir vesaire. Dolayısıyla herhalde bu şeyden kaynaklansa gerektir. Yani ehlullah fakri seçerler, işte biraz da şeyi seçerler. Melamiler de biliyorsunuz, onlar da kınanmayı tercih ediyorlardı, değil mi? Halkın kınanmasını kendilerine düstur ediniyorlardı. Evet,
Sonra ne oldu? Pesbecuşi'den İsrailiyan Ezpege ta canibi meydan devam. Beni İsrail'de bu devletten ötürü, bu davetten ötürü coştular. Aşka geldiler ve erkenden meydana doğru koştular. Hani yüzünü gösterecek filan dedi ya. Çon behilekşan be meydan bord u ruy khod benmudşan bas taze ru. Firavun bu hileyle onları meydana taşıdı, meydana getirdi ve ilk defa olarak yüzünü onlara gösterdi. کرد دلداریو بخشش ها بداد هم عطا هم وعده ها کرد انقباد. او قدر پادشاه او ظالم سلطان یعنی کیم فرعون gönüllerini aldı, İsrailoğullarının gönüllerini aldı, ihsanlarda bulundu ve vaatler de etti. Bu beytte de kubat kelimesi geçiyor. O enteresan, Farsça şehirlerde rastladım dostlar. Kubat İslam öncesi son imparatorluk, İran'ın son imparatorluğu Sasani İmparatorluğu biliyorsunuz. Sasani İmparatorlarının arasında bir padişah var. Meşhur bir padişah. Enuşirevan adı. Duydunuz belki. Adaletiyle maruf. Hatta Hazreti Peygamber'in, ben o hadisin uydurma olduğu kanaatindeyim ama Hazreti Peygamber'in biz Adil Enuşirevan'ın zamanında dünyaya geldik. 571 yılında, çünkü o İran'da o saltanatta Enuşirevan Adil dediği rivayet olunuyor ama biraz mevzu hadis gibi sanki gözüküyor. Enteresan bir şey, Farsça şerhlerde gördüm, onun için size nakledeceğim. Bu Enuşirevan'ın bir oğlu var, adı Kubat. Ve Şiruye diye de lakabı var kendisinin. Babasından sonra 15 kardeşini birden öldürüyor. Baba adaletiyle meşhur, bakın, evladı 15 kardeşini birden bir arada öldürüyor. O gaddar padişah diye Kubat'ın adıyla Firavun'a hitap ediyor Mevlana. O Kubat diyor, o zalim, o şey gaddar Firavun onların gönüllerini aldı, İsrailoğullarının, efendim, ihsanlarda bulundu, vaatler etti. Ondan sonra esas meseleyi Ba'dezan goft ez berayi canetan cümle der meydan bihusbid imşeban. Ondan sonra dedi ki, canınız hakkı için bu gece meydanda yatın, burada kalın, eve gitmeyin. Esas şeyi orada söylüyor. Yüzünü gösterdi, o hileyle çağırdı. Canınız hakkı için hepiniz bu gece meydanda yatın, uyuyun ve evinize gitmeyin dedi. Pasuheş dadend ki hizmet konin, gerto hahi yek meh inca sakinin. Beni İsrail'de cevaben ne dediler? Sana kulluk eder, hizmetler ederiz, sözünü dinler, hatta dilersen bir ay boyunca burada kalırız da dediler diye cevap verdiler. Yine bir alt başlık efendim. Bazgeçtene Firavun ez meydan bi şehr şad ve tefriqi beni İsrail ezzenanişan der şebi haml. Firavun'un Musa aleyhisselamın ana karnına düşeceği gece İsrail oğullarını kadınlarından ayırdığına sevinerek meydandan şehre dönmesi başlığımız. Şeh şebangeh baz amet şadman kimşeb
an hemlesto durand ezzenen. Gece vakti padişah sevinçli bir şekilde, neşeli, mutlu bir şekilde şehre döndü. Dedi ki bu gece Musa'nın ana rahmine düşeceği geceydi ama onlar hanımlarından uzaktalar. Lakin hepsi de kadınlarından uzakta diyordu. Hazineş İmran hem ender hizmeteş hem be şehr almad karini sohbeteş. Haznedarı İmran da yanındaydı. Onunla birlikteydi. Onunla konuşa konuşa, sohbet ede ede şehre geldiler. Şehre geldiler ne oldu? Goft ey İmran, berin derhosto hin mero suyizano sohbet mecu. Firavun İmran'a dedi ki, İmran sen de bu gece burada kal. Eve gitme ve karınla beraber olma, birlikte olma. Goft khusbem hem berin dergahı to hiç nendişem becoz dilkahı to. İmran peki dedi, burada yatarım ve senin gönlünün arzu ettiği şeyden başka hiçbir şey, arzu ettiği şeyden gayrı hiçbir şey düşünmem ben dedi. Sen madem öyle istiyorsun burada yatarım. Bud İmran hemzi İsrailiyan lik merfir onra dil buducan. İmran da İsrail oğullarındandı, Beni İsrail'dendi ama Firavun için adeta bir ruh, bir gönül mesabesindeydi. Kei goman bordi ki u isyan koned anki khof can firavun an koned. Firavun onun yani İmran'ın isyan edeceğini, korktuğu şeyi yapacağını nereden aklına getirecek? Nasıl bilecekti? Korktuğu şeyi onun gerçekleştireceğini nasıl bilecek? Çünkü İmran'a çok güveniyor. Kendisinden şüphe ediyor ama İmran'dan asla şüphe etmiyor. Ama korktuğu şey de İmran vasıtasıyla başına geliyor. İmran vesilesiyle. Evet, Cem Ahmedeni bir başlık yine. Bunlar kısa kısa, birkaç beyit olduğu için dostlar belli bir şey gitsin. Çünkü buralarda çok öyle şerhe muhtaç da bir husus yok. Dikkat ederseniz. Basit cümleler geldi, gitti işte. Eşlerinizle beraber olmayın vesaire. Gebeliğin engellenmesi. Cem Ahmedeni İmran ba maderi Musa ve hamile şodeni maderi Musa aleyhisselam. İmran'ın Musa aleyhisselamın anasıyla buluşması, birleşmesi ve kadının Musa'ya gebe kalması. Şehbereftu u beran dergah hoft nimşeb ahmet peydideneş coft. Firavun gitti. İmran da gece yattı uyudu. Fakat gece yarısı karısı onu görmeye geldi. İmran Firavun'un söylediği gibi evine gitmedi. Orada kaldı. Sarayda kaldı. Padişah gidince İmran yattı uyudu. Lakin gece yarısı karısı onu görmek için yanına geldi. Zemberu oftado busid an lebeş bercehani deş zihab ender şebeş. Kadın onun üstüne kapanıp dudaklarından öpmeye koyuldu. Gece yarısı onu uykudan uyandırdı. Evet. Geçt bidaro uvo zemra dit hoş
bu sevaran kerde ezleb berlebeş. İmran uyanınca karısı gözüne güzel göründü. Dudak dudağa buseler yağdırdı. Buse baran, buse yağmuru malum. Lebber lebeş dudak dudağa. Goft İmran in zaman çon amedi, goft ez şoğu kazayı izedi. İmran niçin bu gece vakti, bu vakitte niçin geldin dedi. Kadın da özledim, özlediğim için ve bu bir ilahi takdir idi. Cenab-ı Hakk'ın takdiriydi. Ben bir takdir-i ilahi vesilesiyle buraya geldim. Derkeşi deşter kenar ez mihr merd, berne almed ba khud andem der neberd. İmran karısını sevgiyle aşikane kucakladı. O anda kendini tutamadı, nefsine hakim olamadı. Coft şod ba u emanet ra siport, pes be goft ey zen ne inkariyist khord. İmran onunla eşiyle birleşti ve emaneti ona teslim etti. Sonra karısına bu küçük bir iş değil dedi. Aheni berseng zed zad ateşi, ateşi ez şahu mulkeş kinkeşi. Demir taşa çalındı, İmran söylüyor. Ondan da bir ateştir sıçradı. O ateş, o kıvılcım Firavun ve onun mülk ve saltanatından intikam alacaktı. Sonra enteresan bir teşbihte bulunuyor. İmran, men çu ebrem tu zemin Musa nebat, hak şehiz şetrenç, hak şehiz şetrenço ma mati immat. İmran, ben buluta benziyorum, bulut gibiyim. Sense yeryüzü gibisin, tarlasın. Musa da nebat, bitki, semere. Kendini bulut, yani yağmur. Nereye yağıyor? Yeryüzüne. Yani tarla, kadın. Sense yeryüzü gibisin, tarlasın. Netice semere, bitki. Musa da bitki, nebat. Böyle bir teşbihte bulunuyor. Allah da diyor, Cenab-ı Hak da satrançtaki şah misali, biz ise onun mat ve mağlubuyuz. Ma to bord ez şah midan ey arus, an medan ez ma mekon ber ma fusus. Ah hanım, tam kelime gelin ama burada gelin diye tercüme etmende bir anlamı yok. Ma to bord ez şah midan ey arus, kadın diye ben, ey hanım diye. Ah hanım, galibiyeti de mağlubiyeti de Allah'tan bil. Şah'tan bil, Allah'tan bil. Bunu bizden bilip de bize hayıflanma, bizi kınama, bize tan etme. Ançi in firavun mi terser ezu, hes şurd indem ki geçtem cofti tu. Şu firavunun korktuğu şey var ya, hani saltanatını yıkacak kişi, seninle birleşince o korku gerçekleşti. O çocuk meydana gelecek artık. Vaktimiz nasıl? Biraz bir parça daha var ama bir 5-10 dakika müsaade ederseniz şu şeyi bitirelim yani biraz. Bundan sonra belki esas meseleye geçecek Mevlana. Buralar biraz farklı. Evet. Tekrar bir başlık. Alt başlık. Vesiyyatkardani İmran جفتی خود را بعد از مجامعت که مرا ندیده باشی. İmran'ın karısıyla birleştikten sonra
ona beni görmemiş gibi ol diye tembihte bulunması. Va megerdan hiç az inha denmezen ta ne yayet bermen otu sad hezen. Sakın bu hali, bu durumu kimseye söyleme ki bana ve sana zarar ziyan, yüzlerce gam o keder, gam o gussa gelmesin. Akıbet peyda şeved asari in çun elametha resid ey nazenin. Nazlı kadın, nazenin kadın, alametleri belirdi. Sonunda bunun eseri de meydana çıkacak. Yani Musa'nın doğmasından bahsediyor. Der zaman es-suyi meydan ne'reha mi resid ez halk for mi şod heva. Der zaman es-suyi meydan ne'reha mi resid ez halk for mi şod heva. Tam o sırada meydandakilerden, meydandaki halktan naralar yükselmeye başladı. Etraf naralarla doldu. Şah ez an heybeti heybet burun cest an zaman pa berehne kinçi golgol hast han. Firavun bu naralardan korkup uykudan sıçradı. Bu gürültü de neyin nesi diye yalın ayak dışarıya fırladı. Es-suyi meydan çi bangast o griv kez nehi beşmi ramet cinni yo div. Meydandan gelen ve dehşetinden cinleri, perileri bile korkutan bu naralar, bu gürültüler nedir? Anlamak istiyordu Firavun. Goft İmran Şahımara omr bad kavmi İsrailiyanend esto şad. İmran sultanımızın ömrü uzun olsun. Padişahımızın ömrü mezid olsun. Zira İsrailliler, Beni İsrail, İsrailoğulları sizden razıdırlar. Sizden mutludurlar, memnundurlar. Ez etayi şah şadi mi konend, raks mi arend o kefha mi zenend. Sizin bağışlarınızdan, sizin ihsanınızdan, sizin inamınızdan mutludurlar, sevinçlidirler, oynuyorlar ve el çırpıyorlar dedi. İmran söyleyen, goft başad kin bovad emma volik vehmu endişe mera por kert nik. Firavun, bu da olabilir. Fakat beni adam akıllı bir vehim, bir endişedir kapladı dedi. Tersiden Firavun az an bank. Firavun'un o sesten korkması, ürkmesi. İnseda canı mera tegyir kerd. Az gamu enduh telhem pir kerd. Bu gürültü, bu ses asabımı bozdu. Ve bu gam, bu tesadüfe beni kocalttı. Yaşlandırdı. پیش می آمد سپس می رفت شه جمله شب او همچو حامل وقت زه. پادشاه فیراون bütün gece ağrısı tutmuş göbek kadın gibi bir yandan bir yana gidip geliyordu. Her zaman می گفت ای امران مرا سخت از جا برده است این نعره ها. Her an ey امران bu naralar beni adam akıllı yerimden sıçrattı diyordu. Zehre ney İmran miskin rakita baz guyet ihtilat coftra. Zavallı İmran'ın da gücü ve cesareti yoktu ki karısıyla buluştuğunu, birleştiğini söylesin. Ki zeni İmran be İmran der hazid
Takişot istareyi Musa pedid. Karısı gebe kalınca gökte Musa'nın yıldızı belirdi. Musa'nın yıldızının belirdiğini anlatsın, söylesin. Yani bunu söylemeye de cesareti yoktu. Her peygamber ki derayet der rahim necmi u berçarh gerdet muntecim. Her peygamber ana rahmine düşünce yıldızı da gökte zuhur eder, parlamaya başlar. Bu inanç aynen Matteus İncil'inde de var. İkinci babında onlar da böyle bir inanca inanıyorlar. Yani bir peygamber ana karnına düştüğünde, ana rahmine düştüğünde onun yıldızının gökte belirdiğine Hristiyanlar da inanıyorlar. Böyle bir inancın Matteus'ta yeri var. Evet, burada bırakıyoruz sevgili dostlar. Tekrar devam ediyor. O yıldızın görünmesi vesaire. Peyda şöden istare-i Musa aleyhisselam ber asuman ve gribi müneccüman der meydan. Bu şeyden devam edeceğiz. Arkadaşlar devam edecek. Şimdi eğer vaktiniz varsa ve meyliniz varsa tespit ettiğim kelimeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün okuduğumuz bölümde geçen ve dilimize geçmiş Farsça sözlüklerden bahsetmek istiyorum. Çok kısa, birkaç dakikanızı alacak. Ama bilhassa edebiyatla ilgilenen, etimolojiye ilgi duyan dostlarımız varsa onlar için oldukça faydalı. Şum kelimesini biz şom diye almışız efendim. Şum. Farsça bir sıfat, uğursuz demek. Şom ağzı diyoruz ya. Farsçadan bize geçmiş. Biraz telaffuzunda değişiklik var. Şum Farsçası, biz şom diyoruz. Padişah kelimesi Farsça. İsim, sultan, kral, değil mi? Taht kelimesi Farsça. Şah kelimesi, padişah kelimesinin muhassefi, kısaltılmışı. Şah, padişahın kısaltılmışı. Farsça. Destur, Farsça. İsim, izin, müsaade anlamında. Yasa, Türkçe. Bahsetmiştik biraz önce. Kanun, kural, usul, yöntem anlamında. Çavuş, Farsça. Siyavuş'tan geliyor. Osmanlı'da görevli, onbaşıdan sonraki rütbe filan. İşçilerin başında bulunan kimseye çavuş deniliyor. Kullanıldığı birkaç yer var. Duvar kelimesi divardan Farsça. Beter kelimesi Farsça. Bet kötü demek arkadaşlar. Better daha kötü demek. Betterin en kötü demek. Dolayısıyla better kötü. Daha kötü, çok kötü anlamında. Şahenşah Farsça ne demek? Şahların şahı. En büyük padişah. Ümit Farsça umma, beklenti, umut. Teşne Farsça susamış, mecazen çok istekli, çok arzulu. Müjde Farsça. İçinde J olan kelimeler sevgili dostlar, eğer Doğu dillerinden gelmeyse Farsçadır, Batı dillerinden gelmezse kahir ekseriyette Fransızcadır. Bagaj, garaj, ambalaj, ispiyonaj gibi, ama müjde, jale vesaire, menije gibi isimler nedir? Efendim, pejmorde gibi Farsçadır. Müjde kelimesinin bizdeki karşılığı nedir peki? Duydunuz mu hiç? Muştu. Muştu. Sava. Beşaret Arapçası, o da kullanılıyor. Evet. Cilve. Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma. Mecazen görünme, tecelli, ortaya çıkma. Farsça. Hace. Farsça isim. Din görevlisi, öğretmen,
hoca yapmışız onu. Guşe, Farsça köşe yapmışız. Şive, Farsça söyleyiş özelliği, ağız, naz, eda. Gerdan, Farsça. Bunda da telaffuz değişikliği var arkadaşlar. Farsça'da boyun gerdan demek. Gerdan boyun. Biz onu ağasını uzatmışız, gerdan yapmışız. Gerdana da başka mana vermişiz. Gerdan Farsça'da boyun ama bizde gerdan değil mi? Şeyle ne derler? Çeneyle göğüs arasında kalan kısma biz gerdan diyoruz değil mi? Biraz anlam değişikliği var. Namaz Farsça malum. İbadet, salat anlamında. Niyaz Farsça dua, yalvarma, yakarma anlamında. Eğer, şart edatı eğer, şayet anlamında. Derya, Farsça, deniz anlamında. Mecazi anlamları var, bilgili kimse, mecazen bir şeyin bol olduğu yer. Taze kelimesi Farsça, bozulmamış, bayatlamamış olan. Bahşiş kelimesi Farsça, yapılan bir hizmete ücretten ayrı olarak fazladan verilen para. İsmi mastardır. Can, Farsça, ruh, yaşam, hayat. Şehir, Farsça. Yalnız iki şehir var arkadaşlar. Şehir, Arapça'da ay demek. Şehri Ramazan derseniz Ramazan ayı demek. Ama Ankara şehri derseniz orada kent anlamında. Yani bizim kent anlamında kullandığımız şehir Farsçadan geçmedir. Arapça değildir. Dergah Farsça, tekke, tarikat, ehlinin ibadet yeri. Çift kelimesi Farsça, sevgili dostlar. Farsça aslı ne? Coft. Coftu çift yapmışız. Hoş kelimesi Farsça. Mesela ne var bu kelimeden? Hatırlıyor musunuz hiç? Hoşaf. Hoşab. Tatlı su demek. BF dönüşümü var. Onu hoşafa dönüştürmüşüz. Kenar. Farsça. Kıyı, yaka anlamında. Hort. Farsça. Sıfat. Ufak, küçük demek. Biz onu hurda yapmışız arkadaşlar. Hurda kelimesi. Eskiler derlerdi hurda teferruat, yani küçük ayrıntı filan anlamında. Ateş Farsça ot, nar. Kin Farsça kin, öç Türkçe. Efendim dil Farsça dev yapmışız. Endişe Farsça düşünce, tasa, kaygı, kuşku. Pir Farsça yaşlı koca veya bir tarikat veya sanatın kurucusu. Peygamber Farsça. Peygamberin de etimolojisi şöyle. Peygam, mesaj demek, haber demek. Bordan diye bir masterımız var. Peygamber, mesaj götüren demek. Elçi. Bunun tam karşısı Türkçesi yalvaç biliyorsunuz. Yalvaç deniliyor. Resul, Nebi, elçi, yalvaç. Bu da bugün okuduğumuz metinde geçen Farsça sözcüklerdi arkadaşlar. Efendim biz biliyorsunuz şeyle bitiriyorduk değil mi? Mesnevi Hanların Mesnevi okumaya bitirdiği bir ikilikle, beyitle bitiriyorduk. Neydi o? Kaşif, İmşenin fermud Mevlana'yı ma kaşif ve esrarıhayı kibriya inne necmestun ne remlestun ne khab. İlahi sırların kâşifi Mevlana'mız böyle buyurdu. Bu ne yıldızdır, ne faldır, ne rüya. Doğruyu ancak Allah bilir ama hakkın ilhamıdır. Beytiyle bitiriyorduk. Bu beytle bitiriyoruz. Sabrınızdan ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum süreyi çok mu aştık. Ama bu bahislerde çok fazla üzerinde durulacak. Belki siz de fark ettiniz. Bir şey yok. Yani bu işin daha ziyade bir kıssa kısmı. Esas mesajlarını tabii Mevlana bundan sonra verecek. Bu kısımlar biraz daha böyle hani o kıssayla ilgili kısımlardı. Onun için
bu kısımlar bitsin istedim ben de. Önümüzdeki şeye daha bir sağlıklı başlanır. Çok teşekkür ediyorum.